kalabalık olduğunu, kalabalığa devamlı 2 dakikada bir, 5 dakikada bir ateş açıldığını gördüm. Ve o arada bir arada kenardan Emniyet Müdürlüğü'nün oraya girdim. Emniyet Müdürlüğü'ndeki bizim polislerimiz bana burada senin ne işin var, buradan çık dediler. Ben de oradan kenardan gişelerin oraya ulaştım. Dedim ki oraya kadar gideyim de belki bir işe yararız. Oraya gittiğimizde 4-5 kişinin, 2 kişinin, 3 kişinin vurulduğunu gördüm. Biz onları gittik oradan aldık geldik. Arkamızdan yine seçtiler, yine vurdular. O arada ben yaralanmışım. Yani saat 2 civarında falan bu yaralanmam oluyor benim. Yaraları aldıkça dediler ki seni ambulansa verelim, hastaneye gönderelim. Dedim yok ben sabaha kadar buradayım dedim. Bu iş bitene kadar buradayım. Ölürsem de buradayım, kalırsam da buradayım diye ben hastaneye gitmeyi reddettim. Ayağımdan, topumdan 2 tane mermi, bir tanesi sıyırdı, bir tanesi bacağımın, topuğumun kenarında, aşağı kemiğin içeride mermi parçası var. Ve ben bir hafta sonra ameliyat olacağım ve hastanede yatmadım. Sabahın saat 5.30'da biz onları teslim aldık ve o yaralı halimle ben tankın üstüne çıkmışım, acıyı bile duymadım. Acı nedir hiç bilmiyorum. Biz onları teslim aldık. Ondan sonra ben hastaneye gittim. Hastanede 2 gün yattım. 2 günün üstüne ben tekrar doktordan rica ettim. Yalvardım, beni dışarı bıraktı. Ben biraz daha tek ayağımdan bir şeyler yapabilirim diye çıktım.